Merhabalar, doçent doktor Selman Sarıca, kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Bugün size tiroid hastalıkları ve tedavileri hakkında önemli bilgiler vereceğim. Tiroid bezi, büyüme, gelişme, üreme ve birçok sistemi önemli derece etkileyen endokrin bir bezdir. Tiroid erkeklerde daha belirgin olan adem elması dediğimiz bu tiroid kıkırdağının alt kısmında boynun her iki tarafına uzanan kelebek şeklinde bir endokrin bezdir. Tiroid hastalıkları da bu endokrin bezin hormonlarının fazla salgılanması, az salgılanması, hiç salgılanmaması veya bezdeki şişlikler, tiroidin genel büyüklüğü, guatr olarak adlandırdığımız genel büyümesi ve bu şişlikler ve büyüme nedeniyle nefes borusuna baskı yapması ve boyunda şişlikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Medikal tedaviye rağmen düzelmeyen hastalarda veya bası semptomları nedeniyle nefes almada güçlük, yemek yeme, yutkunmada zorluk şikayeti olanlarda ve şişlik altyapısında yer alan malignite yani kanser şüphesi olan veya kanser nedeniyle de cerrahi tedaviler yapılmaktadır. Cerrahi tedavinin çerçevesi de hastalığın çeşidine göre de değişmektedir. Tiroid nodülleri %1 ile 5 arasında ele gelmektedir şişlik olarak. Fakat ultrason dediğimiz görüntüleme yöntemleriyle popülasyonda %60-70 oranında da görülebilmektedir. Bu nodüllerin de %5'i kötü huyludur. Bizim amacımız %95'i bulmak değil, %5 oranındaki o kötü huylu şüphesi olan hastalığı kaçırmamaktır. Bunun için hastada gerekli tetkikler yapılmaktadır. Tiroid ve paratiroid cerrahisinde sinir yaralanması ses üzerine etkisiyle hayat kalitesini etkilen en önemli komplikasyonlardandır. Sinir yaralanmasının en önemli tedavisi de sinir bütünlüğünün korunmasıdır. İntraoperatif sinir monitorizasyonu da bu amaca hizmet eden en önemli teknolojik gelişimdir. İntraoperatif sinir monitorizasyonu ameliyat sırasında ses tellerine uyaran sinirlerin bulunması, korunması, ve ameliyat sonrasında da fonksiyon olarak değerlendirilmesinde önemli bir fayda sağlamaktadır. Ve tiroidektomi ameliyatının standartını artıran bir yöntemdir. Hastalıklarınızı ihmal etmeyiniz. Hastalık durumunda en kısa sürede uzman bir hekime görününüz. Sağlıklı mutlu günler dilerim.